Sevgili izleyiciler, RTV Avrupa Emlak Turu'yla karşınızdayız. Duygu Meltem Yalçınkaya ve Vatan Şaşmazı. Nihayet uzun zaman sonra neredesin sevgili partnerim? Aslı sen neredesin ya? Ben aylardır burada tek başıma sunmaya çalışıyorum Amerika'da programı. Danimarka, Eskişehir. Evet, lokasyon bayağı bir değişik süperdi oldu. Yani. Uzun zamandır ilk defa, yaklaşık 2 aydır, belki 2,5 aydır ilk defa birlikte emlak turunu sunuyoruz. Ve uzun bir dönem yine beraber sunamayacağız. Çünkü ben devamsızlıktan kalan bir öğrenciyim. çok evet. Ama yine de çekimlerimiz tabii ki izleyicilerimize Türkiye'deki gayrimenkul sektörünün nabzını tutma çabamız devam edecek. Birlikte olduğumuz için çok mutluyum. Ben de öyle. Yepyeni projelerle başlıyoruz İnşallah galiba. Gerçekten bugün de çok sizler için çok sıkı bir program hazırladığımıza inanıyorum. Çünkü Türkiye'nin dünyanın dört bir yanındayız. Sizlerle olmaya devam ediyoruz. İlerleyen dakikalarda yine Danimarka görüntülerimiz, Kopenhag görüntülerimiz de ekranda olacak. Sevgili partnerimin Vatan Şaşmaz'ın sunduğu, benim de ödül aldığım yine görüntülerimiz, güzel görüntüler gelecek ama cuma günü biliyorsunuz Eskişehir'deydim. İlk kez Eskişehir'e ziyarette bulunmuştum ama çok güzel bir açılışa konuk oldum. Akıllı ev teknolojisiyle inanılmaz şık bir projeyi Emlak Turu pazar ekranında da tüm Avrupa'ya, dünyaya anlatmaktan çok büyük sevinç duyacağım. Çünkü sevgili AED Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın şu anda telefon hattımızda olacak. Çünkü neden aramızda olmadığını Orhan Bey'den dinlemek istiyorum. Alo. Merhabalar Duygu Hanım. Merhabalar Orhan Bey. Eskişehir'desiniz. Olimpiyat sponsoru olduğunuzu öğrendik. Ne mutlu size. Yönetim kurulu başkanı olduğunuz firmada. Neler yaşanıyor şu anda Eskişehir'de? Eskişehir'de efendim. Şu anda Türkiye'nin en büyük programı Türkçe olimpiyatları Eskişehir'de yapılıyor. Meclis başkanımız da burada. Burada Türkçe olimpiyatları yapılacak bu akşam saat 19'da Duygu Hanım. Dolayısıyla meclis özel ödülleri burada verilmiş olacak. O vesileyle biz de burada hem ana sponsoruz hem de ben bu derneğin başkanıyım. YÜSEV diye bir derneğimiz var. O programı organize ediyor. O vesileyle canlı yayında katılamamış oldum. Şu anda telefondan katılıyorum. Onun için de seyircilerimizden, dinleyicilerimizden özür diliyorum. Yani. Estağfurullah. Çok güzel bir sebep. Gerçekten onur duyduk biz de. Sevgili izleyiciler, Orhan Aydın hattımızda sizleri Eskişehir'in en güzel projesiyle, inanılmaz lüks ve kaliteli bir projesiyle tanıştıracağız. Bir sürü detay var konuşacağımız ama dün sevgili partnerim Vatan Şaşmaz yokken, bu stüdyoda Orhan Bey yanımdayken bir sürü şey oldu. Nakitte %20 indirim almıştık bir izleyicimiz için ve %50 peşin 18 ay vadeyle Eskişehir'in muhteşem projesinde. Bir daha tekrarlayalım mı? Ben de tabii, bir anlayayım. Bir daha tamam. Tekrarlayalım. Neydi Duygu? %50 peşin 18 ay vade demiştik ve nakitte %20 indirim dedik Sayın Başkanımızla. 18 ay vadede vade farkı yok tabii ki. 0 faiz, banka yok, kefil tamam. Yok, aracı yok dedik Sayın Başkan. Evet. Nasıl bir proje hayal ettiniz? Nasıl gerçek? Sizden projenizin detaylarını dinleyerek başlamak istiyoruz. Tabii memnuniyetle. Şimdi özellikle Eskişehir'de olmayan, şimdi yıllardan beri biz Eskişehir'de inşaat sektöründeyiz ama Eskişehir'de hiç olmayanı gerçekleştirmek istedik. Dolayısıyla Eskişehir'de de Eskişehir'e yakışır. Eskişehir'imiz gelişiyor biliyorsunuz tabii Türkiye'de. Gelişen şehirlerin arasında bir büyük, önde gelen şehirlerden hatta. Bu vesileyle biz de Eskişehir'e 222 konukluk bir konuktan ziyade bir yaşam alanı Eskişehirlere sunmak istedik. Böyle yola çıktık mimar mühendis arkadaşlarımızla. Dolayısıyla siz de gördüğünüz cuma günü çok ciddi, yağmura rağmen katılım çok yoğundu Eskişehir'de. Şu anda da bizim 2 tane satış büromuz var. Oralarda arkadaşlarımız pazar olmasına rağmen çok yoğun bir şekilde talep alıyoruz. Ve misafirlerimizi karşılıyoruz. Örnek dairemiz şu anda faal çalışıyor. Bu duygu ve düşüncelerle ben de tekrar teşekkür ediyorum. Yani sizlerin de katılımınızdan tabii çok ciddi bir müşterimiz olmuş oldu. Ve bir müşterilerimize artış oldu. Bu vesileyle güneş enerjisinden merkez su arıtmasına kadar, merkezi su halı süpürgemizden çöp eritmesine kadar tabii birçok özellikler var projemizde. Eskişehir'de olan bir proje değil. Yeşil alanlarımızın %70 olduğu, aynı zamanda kat oranımız çok az. 3 katlı binalarımız tabii. 2 dönüm arazi üzerine yapılıyor bu. %60 yeşil alan ve gerçekten evet, sosyal tesis olarak yok diyoruz. Ve cuma günkü açılışta böyle bir projenin arkasında durdukları için, açılışa teşrif ettikleri için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Milletvekili Sayın Salih Koca, AK Parti Milletvekili Sayın Hanımefendi Ülker Can, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanları Memduh Boydak ve Hacı Boydak kardeşler hem birlikte geldiler hem de konuşmacılardı organizasyonda ve Osman Gazi Rektörü Hasan Gönen.
Doğru söyledin değil mi Hasan Bey? Doğru söyledin. Daha birçok katılımcı var. Ankara'dan bölge müdürleri, daire başkanlarımız birçok katılımcılar vardı ama isimlerini saymamız zor tabii. Hepsine biz tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyoruz katılımlarından dolayı. Biz teşekkür ediyoruz ama ben Orhan Bey o gün açılışta da bir konuşma yaptım ve söyledim fikrimi. Ben Eskişehir'e ilk kez gidiyorum ve inanılmaz güzel meydanlar, caddeler, alışveriş merkezleri ve biliyorsunuz beni biliyor artık izleyicilerim. Herkese sordum sizi ve inanın tanımayan yok. Gurur duydum. Bu kadar kaliteli, bu kadar marka ekmiş bir projeyi de biz de yayınımıza almaktan dolayı çok huzurluyuz. Çünkü Eskişehir'in muhteşem bir artık sanayi bölgesi olması, bölgede iki tane üniversite bulunuyor olması, hızlı trenle de artık Ankara'ya ve İstanbul'a 1,5 saat yakında olması, Eskişehir'in parlayan yıldızı olmasını ve her geçen gün çok daha popüler olmasını sağlıyor. Eksik bir şey var mı söylediğimde bilmiyorum Eskişehir'in şimdi marka yatırımı. Doğru söylüyorsunuz. Dün de söyledik. Bugün tekrar tabii belki dün seyretmeyen seyircilerimiz olabilir. Şu anda Eskişehir'e 29 Ekim'de hızlı trenimiz açılmış olacak. Eskişehir-İstanbul hattı. Dolayısıyla Eskişehir-İstanbul hattı açıldıktan sonra İstanbul'un biz bir ilçesi gibi olacağız. Yani hep bütün büyüklerimiz, bütün belediye başkanlarımız olsun, bakanlarımız öyle söylüyor, başbakanımız dahil. Dolayısıyla Eskişehir'in önü daha da açılacağını düşünüyoruz biz bu vesileyle. Bizim bu inşaat yaptığımız bölgede Eskişehir'in yeni bir yüzü, yeni açılan bir bölge. 40-45 yıllık fabrikayı kaldırdık oradan bir vesileyle. Bu fabrikanın kalkmasıyla oranın önü çok açılmış oldu. Bütün katılımcılar bunu söylediler. Yerimiz çok güzel, havadar bir yer. Zaten yeşil alan çok bol olan bir yer. Bizim de konutlarımızdan daha güzellik kazanmış olacağız. İnşallah. Ama okullara yakınsınız. Evet efendim. Okullara yakınsınız. Okullara yakınsınız. Hastanelere, merkeze yakın olmanız ve bu kadar çok konfor. Hemen sırayla konuşalım istiyorum. Çünkü Eskişehir'de bir ilk dedik güneş enerjisiyle kendi elektriğimizi kendimiz üretiyoruz ve bu ortak alanlarda kullandığımız elektrikte gerçekten çok ciddi bir tasarrufa yol açıyor. Doğru mu? Ben çok teknik bilmiyordum ama öğrendim o gün firmalardan. Valla beni biraz da ilgilendiren tarafı ben lafa gireceğim ama %50 peşin geri kalanı 18 ay vade farksız taksitle çok güzel. Ve çok kısa bir süre için. Çünkü inanılmaz bir proje. Eskişehir'de çok seviliyorlar ve satıyorlar ama artık Avrupa'da yaşayan Türklere, yatırımcılara ve Eskişehirlilere de seslenmek istiyoruz. Burası sizin şehriniz. Bakın bu kadar kaliteli bir projeyi de Aile Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın yapıyor. Ve sınırlı sayıda olduğu için bu avantajda da yayın biterken bize ulaşmanız çok önemli. Kısa bir süre için bu kampanya geçerli olduğunu hatırlatıp evet. Bu güneş enerjisiyle çalışan artık dünyada da çok moda olan yeşil evler, yani rüzgar enerjisiyle, güneş enerjisiyle, kendi yalıtımıyla ve kendi suyunu kendisi üretmesiyle meşhur evlerden diye zannediyorum herhalde, değil kesinlikle mi efendim? Kesinlikle öyle, akıllı binalar dediğiniz. Peki sosyal tesisler neler düşündünüz? Dün yine üstünde durduk. Avrupa'da yaşayan Türklerin de çok önemsediği bir yatırım noktası oldunuz. Bay bayan ayrı sosyal tesisler söz konusu Eskişehir'deki projenizde. Başka neler düşündünüz? Tüm sosyal donatıları öğrenmek istiyoruz sizden. Tabii önce biz bayların ve bayanların mahremiyetine çok özen gösteriyoruz. Bunu da bir kez söylemiştim. Bir kez daha huzurlarınızı söylemek istiyorum. Ondan sonra yeşil alanlarımız, yürüme yollarımız, fitness salonlarımız yine bay bayan ayrı. Yani bunların hepsi Eskişehir'de sonra güneşin altında oturup ama normal bir tatil bölgesinde olduğunuzu hissedeceksiniz. Üzerinizde güzel orijinal şemsiyeleriniz oldu. İstediğiniz zaman artık kapatabileceksiniz. Bunlar Eskişehir'de normalde olan şeyler değil. O vesileyle tabii daha son çok çocuklarınızın dışarıda rahat oyunu oynayabileceğini göreceksiniz. Çünkü 7/24 kameralarla binamız orijinal kameralarla izlenmiş olacak. Duygu Hanım, bunlar da çok önemli şeyler olsa gerek diye düşünüyorum. Sevgili izleyiciler, Eskişehir'deyiz ve 222 daire 74 bloktan oluşan ultra lüks bir yaşam alanını konuşuyoruz. Bay bayan ayrı sosyal tesisler, spor salonları, havuzlar, kapalı yüzme havuzları, fitness salonları, sauna, açık spor alanı, kafeteryalar, çocuk oyun alanları, özel otopark, yürüyüş yolu, tenis, satranç, açık hava oturma alanları, 7/24 özel güvenlik sistemi, kuaför, süpermarket, kuru temizleme ve her daire için merkezi süpürge sistemi, artık kablolara son diyoruz. Hangi odada temizlik yapacaksak hayatımız oldukça kolaylaşmış durumda. Çöp öğütme sistemi, ortak kullanım içinde güneş enerjisiyle aile bütçemize katkıda bulunan bir sistemle Eskişehir'in en lüks projesini sizler için ekrana getiriyoruz. Bugün bu kadar kaliteli şık bir projeyi bir tane izleyicimiz nakitte %20 özel indirimle alacak ya da diyecek ki Orhan Bey, ben Duygu'yu ve Vatan'ı izleyeceğim.
özledim. %50 peşin ödüyorum ve 18 ay vadeyle ödemek istiyorum. Ve ben Eskişehir'in gelişen sanayisine, teknolojisine inanıyorum. Çocuğum burada okuyor ki açık öğretim üniversitesi 1 milyon öğrenci mi dediniz dün siz? Öyle bir doğru efendim, doğru efendim. Yani direktörümüzün de söylemiyle ben onun ağzından duydum. Tabii bunların çoğu dışarıda olabilir ama Eskişehir'e bir katkı sağlamış oluyor biliyorsunuz. Yani yazıldığınız zaman belli bir ücret ödüyorsunuz. Dolayısıyla 1 milyon öğrencisi olduğunu, hatta dünyada ilk 2-3 üniversiteden bir tanesi olduğunu söylüyorlar. Bu Eskişehir için çok önemli bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Dolayısıyla rektörümüz şöyle bir şey de demişti Duygu Hanım biz ziyaretimizde. 10 bin öğrencimiz zaten diyorlar burada yani açık öğretim okumasına rağmen Eskişehir'de yaşıyorlar. Yani Eskişehir'de yerleşik olmuşlar, Eskişehir'de yaşıyorlar, Eskişehir'i seviyorlar. Bunlardan da biz çok ciddi istifade ediyoruz tabii bu manada. Yani esnaf ve sanayiciler olarak. Ben Eskişehir'de yaşıyorlar veya yaşamıyorlar ama şunu çok önemsiyorum. Evet Eskişehir'de yaşayan ben test ettim ki sizi çok iyi tanıyor ve burada seve seve daire ev alacak. Ama Avrupa'da yaşayan Türkler için Eskişehir neden çok önemli bir sanayi bölgesi oluşu, iki üniversiteler şehri oluşu, üçüncüsü de hızlı tren projeleriyle artık İstanbul ve Ankara'da çalışan ailelerin, aileleri Eskişehir'deyken falan çok önemli bir noktaya sahip olması ve bu kadar kaliteli bir proje. Bugün emlak turunda ilk kez lansmandayız. Henüz hiçbir ulusal basınla paylaşmadığımız lansmanı dün ilk kez yine emlak turu farkıyla izleyicilerimizle paylaşmış ama olduk. Ama duyduğum kadarıyla bayağı da ilgi olmuş. Çünkü özellikle Avrupa'da yaşayan Türkler sen de geldin gördün Duygucuğum biliyorsun. Türkiye'deki böyle bakir projelere çok açlar. Gerçekten İstanbullu olsa da Ankara'da olsa da hiç fark etmez. Eskişehir'deki ya da Didim'deki ya da başka bir yerdeki projeye de ihtimam gösterip yatırım gösteriyorlar. Çünkü kesinlikle. Bu proje hakikaten ilk alan en çok kazanan projelerden bir tanesi. Şimdi tam yeri tam zamanı gibi geliyor bana. Çünkü kesinlikle. Çok özel bir proje. Akıllı binalar ve Eskişehir hızla yükselen bir şehrimiz. Cuma günkü görüntülerimiz ekranda. Şu anda akıllı süpürge sistemi için hanımefendiden bilgi alıyorum. Sesimiz arkada ama Orhan Bey birçok niteliği var projenizin. Biraz daireleri konuşmak istiyorum. Çünkü biz emlak turu olarak yüzlerce proje misafir ediyoruz ama gerçekten çok kaliteli olduğunu düşündüğümüz bir projede konuksunuz. Daire içlerini konuşalım mı biraz? Tabii efendim. Memnuniyetle Duygu Hanım. Şimdi dairelerimizde kullandığımız malzemeler dünya markası sayılabilecek kalitede. O gün de sizler ve bütün katılımcılar gördüler. Fayanslarımızı ve kalebodurlarımızı tamamen İtalya'dan getirmiş olduk. Getirdik ve devamını bunların getireceğiz inşallah. Mesela Artemas'ı, Vitras'ı, bütün kullandığımız malzemeler kaliteli. İstikbal birçok ürünlerimizi kullanmış oluyoruz. Dolayısıyla yani bizim kullandığımız malzemeler zaten bir dünya markası oluyor. Bu vesileyle sizin sayenizde veya sizin vesilenizden de biz bu programa çıkmış olduk. Şimdiden sonra da bu işlerin arkasını getirmeyi talep ediyoruz. Ben şu anda kendim Orhan Aydın'la aile yapı olarak inşaatları nasıl yapacağız? Bundan arka nasıl bir proje yapmamız lazım ki bu vatandaşlara, bu seyirciler, dinleyicilerimize sunabilelim diye düşünüyorum. Yani o vesileyle ondan dolayı da şu anda onların düşüncesine dalmış durumdayız. Bunu siz yani ne kadar yoğun olduğumuzu anlıyorsunuz. Ama o gün inşaatın nasıl ilerliyor olduğunu ben de gözlerimle görmüş oldum ve gerçekten müthiş kaliteli bir projede Eskişehirli oluyoruz. İnanılmaz bir yatırıma tanık olmuş durumdayız. %50 peşin 18 ay vade, 0 faiz, banka yok, kefil yok, aracılar yok dedik. Çok kısa bir süre için Orhan Aydın aslında bölgede çok tanınan ve sevilen bir firma. Çok iyi ve eski bir müteahhit. Dolayısıyla Duygu Hanım çok satış kaygımız yok ama sizi kırmayalım dedi. Hakikaten çok zor aldık biz bu indirimleri de vadeleri de. O yüzden izleyicilerimizle paylaşmasını çok istiyorum. Ama güzel olmuş. Yani emlak turu bildiğiniz gibi hem termal projeler hem böyle lüks villalar, malikaneler ve aynı zamanda böyle akıllı binalar her şehirden. Yelpazesi geniş olan bir program ve biz de gurur duyduk hem Eskişehir'imize böyle bir tesisi kazandırdığınız için hem de Avrupa'da yaşayan ve tüm dünyada yaşayan Türkler için güzel bir yatırım fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Bu kısa zamanlık kampanyayı da kaçırmasınlar. Hatta şöyle yapalım bir tanesi Duygu Meltem Yalçınköy için %20 oluyorsa bir de vatandaşlaşmamız için istedik. İkiye çıkartalım değil mi? İkinci toplamda kaç dairemiz vardı? 222 daire. O zaman 222 iki tane olsun. İki tane oldu Orhan Bey. Peki efendim bir hafta müddetimiz var. Bir hafta içinde arayanlara bu iki tane dairede sözümüzdeyiz. Ondan sonra da %50 peşin %50'si 18 ay vade demiştik. Bugün için geçerli ama bu kampanya. Çok ciddi talep var yani. Bunu sizin de bilmenizi istiyorum. Gerek sizin aracılığınızdan gerek bizi de arayanlar oldu. Yurt dışından bu projeye çok ciddi talep var. Biliyorsunuz Emirdağlılar Belçika'da yaşıyorlar. Belçika'da yaşadıklarından dolayı yazın Emirdağ'ın nüfusu bir yıl kadar oluyor. Çok ciddi nüfusu var Emirdağ'ın.
Dolayısıyla herkes tatile gidiyor. Bizim bir hocamızdan da istifade ederek inşallah tatili biraz Belçika'da daha yaşayan Türklerin dikkatini çekiyoruz o zaman. Bir de biz de efendim? Belçika'ya gidiyoruz. Organize edeceğiz Orhan Bey'le. Biz de izleyicilerimizle tamam. buluşmaya geleceğiz inşallah. Tamam. Emir Dağlılara da Belçika'ya da tüm Eskişehirlere ve bu kadar önemli yatırımları da izleyen, takip eden izleyicilerimize selam olsun. Sizden bir davet cümlesi istiyorum ve lütfen yine bulunduğunuz olimpiyatı, organizasyonu bize tekrar anlatırsanız çok mutlu oluruz. Şu anda Eskişehir'de tabii 140 ülkeden Türkiye'mize, Türkçe Olimpiyatı adı altında Türkiye'mizde bulunan misafirlerimiz var efendim. Hı hı. Şu anda da Meclis Başkanımız ve Milli Eğitim Bakanımız, şu anda Eskişehir'deler ve birçok bakanlarımız ve belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz bu akşam programa katılmış olacaklar. Hı hı. Eskişehir Stadyumunda bizim de hem ana sponsor olduğumuz ayrı yapı olarak hem de Orhan Aydın olarak bu programda yönetici olarak görev yaptığı bir programdan bahsediyoruz. Dolayısıyla birçok... En azından gelemezse bile dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz bizi televizyondan, TRT'den ve birçok kanallardan canlı olarak zaten yayınlanacak saat 9'dan itibaren, hı hı. 21'den itibaren seyrederlerse seviniriz, memnun oluruz. Çok teşekkür ediyoruz Orhan Aydın'a. Eskişehir'e sevgiler, selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bütün dinleyenlere saygılar, selamlar. Sevgili izleyiciler, Eskişehir AED Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın yayınımızdaydı. 222 dairelik muhteşem, lüks ve prestijli bir projede emlak turu izleyicilerine ev sahibi yapıyoruz. Lansmanı hatırlatıyorum. İki izleyicimiz nakitte %20 indirim alıyorlar. %50 peşin, 18 ay vade, kefilsiz, kredisiz, aracısız bir ödeme kolaylığı sağlandı bugün canlı canlı. Ama artık ben şimdi bu eseriyi senin sunman lazım. Evet, değil mi? Peki. Danimarkalar, Kopenhaglar artık evet, bilemeyeceğim. Uzun zamandır benim gittiğim, dördüncü sefer gittiğim çok özel bir şehir var. Çok özel bir ülke var. Danimarka. Efendim Avrupa'da yaşayan Türkler hepimiz de biliyoruz ki çok zor şartlar altında çalışıyorlar ve çok zor şartlar altında para kazanıyorlar. İşte biz de o yatırımlarını çok güzel değerlendirelim istiyoruz. İskandinav ülkeleri biraz uzakta, Irak'ta kaldığı için ehemmiyet gösterdik ve Anadolu günleri düzenlemek istedik. 3 yıldır da çok başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Bu sene de tuttuk kolundan Duygu Meltem Yalçınkaya'yı getirdik ta Danimarka'ya, Kopenhaglara. O da gördü, izleyicileriyle birebir göz göze temas kurdu ve orada hakikaten müthiş kucaklandı. İzleyicileri bir dakika bile yalnız bırakmadı kendisini. Hayranlara demiyorum artık yani, değil mi? Maliklerimiz diyeyim, ailemizin üyeleri diyeyim, efendime söyleyeyim. Yani bir şekilde indirim yoluyla yardım elini uzatabildiği insanlarla konuşup kucaklaşıp böyle ağlaştı, gülüştü. Çok mutlu bir hafta sonu yaşadık. Ama en önemlisi de orada ödül aldı. Tabii ki Türkiye'ye 10.000'den fazla topu. 10.000'den fazla topu düşünün. 100.000 euro tanesinden düşünün. 1 milyar euro demek ülkemize katkı, sizin paralarınızın daha da değer kazanmasını sağlayan bir katkı. Artık Sayın Başbakanımızın da söylediği gibi artık paradan para kazanma dönemi yok. Artık çalışma, emek ve gayrimenkulden yatırım yaparak para kazanma dönemi var. O yüzden sizin paralarınız bizler için çok kıymetli. Türkiye'ye gelin, yatırım yapın, gayrimenkul, gayrimenkul, gayrimenkul dedik ve meyvesini vermeye başladı. Avrupa'da çok güzel bir ödül aldı Duygu Meltem Yalçınkaya. İşte onu izliyoruz. Kopenhag'dayız. Danimarka Türk İş Adamları Derneği'nin düzenlediği Anadolu Kültür Günleri kapsamında DMY Grup Yönetim Kurulu Başkanı Duygu Meltem Yalçınkaya'ya gayrimenkul sektöründeki üstün başarılarından dolayı Büyükelçi tarafından plaket verildi. Biz her hafta sonu cumartesi pazar günü emlak turu programı yapıyoruz ATV Avrupa'da. Değerli partnerim ve ortağımız aynı zamanda DMY Grup adına ATV Avrupa emlak turu adına Duygu Meltem Yalçınkaya. %70'e 80'e varan indirimlerle on binlerce kişiyi hem tapu sahibi hem termal tapu sahibi devremiz sahibi yapmış değerli yapımcımız. Çok teşekkür ederiz. Bu sene büyük destek oldu. Duygu Meltem Yalçınkaya'yı alkışlarla uğurluyoruz efendim. Sağ olsunlar. Bir büyük alkış değerli sponsorlarımıza. Bir büyük alkış.